Merhaba değerli dostlarım, ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Grafiğimiz Galatasaray, Bisipor hissesi. Biliyorsunuz arkadaşlar haftaya bir derbi maçımız var ve biliyorsunuz UEFA'da devam etmekte olan maçlarımız var. Marsilya ve Lazio maçı var. Marsilya ile evimizde oynayacağız. Marsilya'dan bir puan almak şartıyla Avrupa'ya devam edeceğiz ve kasamıza güzel bir para girişi olacak. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi olarak da biliyorsunuz arkadaşlar derbi maçlarında olsun veya transferlerde olsun veya şampiyonluğu kovalayan bir takım olduğu zaman biliyorsunuz spor sitelerinde tavan serileri görüyoruz veya mağlubiyet aldığı zaman derbilerde de sert bir şekilde düşüşler görebiliyoruz. Şimdi grafiğimize gelecek olursak arkadaşlar baktığım zaman şurada güzel bir filama oluşumu var arkadaşlar. Olur da biz haftaya kadar sabırlı olur da şu bölgede baktığım zaman bir toplanma bölgesi ve filama olduğunu görüyorum. Olur da biz Fenerbahçe'ye yendiğimiz takdirde arkadaşlar ben 5.35 lira kadar bu filamanın çalışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu Fenerbahçe'yi yenersek olur. Yenemezsek ne olur arkadaşlar? Beraber veya mağlubiyet alırsak Galatasaray ne olabilir arkadaşlar? O zaman geri çekilmelerde Fibonacci'nin 618 bölgesini güçlü bir destek olarak ilk başta onu takip edeceğiz. Bu seviyede 3.75 seviyesine geliyor. Ve onun dışında şurada bir kap boşluğu bıraktığını düşünecek olursak bunu da hep göz ardı edeceğiz arkadaşlar. Çünkü piyasa kötü olunca veya takım mağlubiyet aldığı zaman ne olabilir? Bu kap boşlukları %100 alınır. Ama ben burada şu grafikte şunu görüyorum. Evet burada bir filama oluşumu var. Derbi maçında biz galibiyet aldığımız zaman bu kap boşluğunu gören arkadaşlarımız hissede korkacaktır, alamayacaktır. Hafta sonu bekleyecek veya ne bileyim işte korktuğundan alamayacaktır. Ama biz Fenerbahçe'yi yendiğimiz takdirde bu filama çatır çatır çalışır. 5.35 lira kadar gider arkadaşlar. Bunun için de dediğim gibi biz haftaya kadar sabırlı olacağız, izleyeceğiz ve destek dirençlerimizi takip edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi geri çekilmelerde piyasanın kötü olduğu takdirde Fibonacci'nin güçlü destek bölgesi tekrar hatırlatıyorum 3.75 ve bakın geçmişte baktığımız zaman bu bölge gayet güzel çalışmış ve çalışmasa da altındaki şu çizdiğimiz kap boşluğu olarak ortalama 3.68-3.65 bölgelerine destek olarak takip edeceğiz. Olur da dediğim gibi Galatasaray yenilir piyasalar daha kötü giderse de 3.58 lira kadar hatta 3.36 lira kadar düzeltme gelir. Bu filamanın çalıştığı zaman da dediğim gibi 5.35 liraya kadar izleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu filamanın baktığım zaman şu da çok önemli arkadaşlar. Asıl hikayemiz bizim takım evet gençleşti. Yıl sonuna kadar bizim şampiyonluğumuzu kovalayacak olacağını düşünecek olursak yani öyle bir düşünceniz de varsa bizim için asıl hikaye yani onlara gitmemiz ne zaman başlayacak derseniz arkadaşlar evet onlara gitmemiz şu trend arkadaşlar şu trend kırıldığı zaman biz bu seviyelerde ortalama 4.31'in üzerinde hatta 4.50 Fibonacci aylıkta çektiğim zaman 4.50'nin üzerinde 4.30'un üzerinde kaldığı sürece de biz yıl sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak olursak dediğim gibi ilk başta gösterdiğim 10 seviyelerini göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Umarım hafta sonu yani haftaya derbi maçıyla galibiyeti alır ve Avrupa'da da bir puan alarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Evet son kez hatırlatmak istiyorum. Bak burada isteyen buradaki Fibonacci'mizin güçlü destek ve dirençlerini takip edebilir. Grafiğimiz de bu şekildir arkadaşlar. Aslında ben bunu
kendi Telegram grubumda da şurada 3.54'ü kırdığında, ben 3.49'da paylaşmıştım, 3.54'ü kırdığında da dedim bu hisse de yukarı sert bir şekilde hareket beklediğimi söyledim ve 3.54 kırıldığında da 4.50'ye kadar bir atak geldi. Çünkü yine diyorum arkadaşlar, hisse spor olarak, ya arkadaşlar biz Galatasaray'la, Mehmet Galatasaray'a baktığım zaman öbür hisselerden çok ucuz kaldı. Beşiktaş bu seviyelerden kalktı. Geçen sene ne oldu? 12'lere 15 seviyelerine gitti. Şampiyon olduğunda değil mi? Tabii biz yenseydik biz gidecektik. O ayrı konu. Bugün bir Trabzon'a bakın arkadaşlar. Nereden nereye gitti? Bir Fenerbahçe'ye bakın. Evet, Fenerbahçe'nin dolaşım lot sayısı az ama hisse yukarılarda. Biz de şuna kapılmayın arkadaşlar. İşte neymiş de Galatasaray'ın dolaşan lot sayısı çokmuş. Arkadaşlar ben buna bakmam ya. Galatasaray'ın transferlerine bakarım. Şampiyon olacak mı? Ben bunlara bakarım. Zaten istediği kadar olsun abi. Sonuçta dolaşım olsa ya, hacimli olsun, hisse şampiyon olsun, güzel transferler yapsın, yoluna devam eder. Hacim bizi ilgilendirmez. Veya dolaşım. Tabi hacim zirvede önemli ve dip seviyesinde önemli. Dip seviyesindeki hacim hissenin yukarıya gideceğini söyler. Aynı şekilde tepe seviyesinde çok hacimliyse o da bize düşüş gösterir. Bununla lot sayısını karıştırmayalım. Evet, lot sayısı az olan hisseler birdenbire sert hareket edebilir. Birdenbire tavan açabilir. Veya sert şekilde düşebilir. Bu ayrı konu. Yani lot sayısı yüksek diye biz onları 15'leri görmeyeceğiz diye bir kaydı yok arkadaşlar. Sadece sabır işi bu iş. Borsa sabır işi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fazla sıkmadan sizi, kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Dediğim gibi filama hedefim 5.35, Fenerbahçe'yi yendiğimiz takdirde ve Avrupa'da kaldığımız takdirde uzaya mı diyelim, yolumuza devam edeceğiz. Yenemesek de aşağıdaki desteklerimizi takip edeceğiz. Hayırlı hafta sonları.